Savaş'ın özel davetlisi olarak Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde dönem dönem üstüne olmak üzere 4 dönem belediye başkanlığımızı yaptı. Antalya'mıza tarihi kırkonar altın temelinin 6 kez gelmesinde baş mimarlığımızı yaptı. Atasporu güreşi çok seven, bizleri bahar meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek her meydanımızda. Evet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına Ankara Aski Spor Er Meydanı'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Evet, bu arada puanlama devam ediyor. Ünal Karaman karşısında Hamza Köseoğlu, Aski'nin iki baş pehlivanı, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün iki baş pehlivanı puanlamadalar. Bu arada Antalya Kemer'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum üstadım demiş. Sakatlık olmayan bir güreş olur inşallah. Şaban Ustama'da selamlar demiş Serkan Çilingir. Aralarında mesajları böyle sıkıştıracağız acele etmezseniz. Evet, hemen bir hatırlatalım. Kimler ikinci tura adını yazdırdı? Sadece kimler adını yazdırdı? Geçen baş pehlivanları. Evet, ikinci tura isimlerini. Ekranlarından, ekranlarını yeni açan güreş seyircilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Evet, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Ahmet Selmez, Yusuf Can Zeybek, Faruk Akkoyun, İsmail Balaban, Kürçay Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan, Menderes Altık, Nedim Gürel, Fatih Atlı, Süleyman Başer, Mustafa Arslan, Ali Yanatma, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Özkan Yılmaz, Abdullah Güngör ve Recep Kara ikinci tura isimlerini yazdıran baş pehlivanlarımız oldu. Bu turda 45 numarayı çeken Yıldır'a yakın doğrudan tur atlayarak ikinci tura ismini evet yazdırmıştı. Şu anda sahada da kalan son mücadele Ünal Karaman ve Hamza Köseoğlu arasındaki puanlama mücadelesi değerli güreşseverler. Buradan gelecek galiple birlikte ikinci turda şekillenmiş olacak. Evet, her ikisi için zor bir durum. Çünkü ikisi de burada ilk defa Gazipaşa'yı anma yağlı pelevan güreşleri. Aski Spor Ağır Meydanı'nda her ikisinde yüreği farklı çarpıyor. Hamza Köseoğlu bugün eşi ve çocuklarıyla belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş. Değerli güreşseverler tabii. Tekme TV, Koza TV ve Çanakkale TV ortak yayınındayız bugün. Allah nasip ederse gün uzun olacak. Yarın Veli Demir son zamanlarda hem güreş ağırlığında hem de sponsorluğuyla tüm pehlivanları minikten başa kadar köründe önemli bir isim. Yarın sizleri güreş ağası olarak çok da ciddi astronomik rakamlar ve güreşin harman olduğu ağır meydanlardan birisi ise yine Antalya Serik Ağır Meydanı ve Serik'in değerli belediye başkanı Sayın Enver Aputkan. Siz değerli güreşseverleri yarın Serik Ağır Meydanı Antalya'ya bekliyorlar. Oldu da gelemediniz. Yine Tekme TV, Çanakkale TV ve Koza TV ekranlarından sanırım yarın Gökhan kardeşim Antalya'da olur. Uzun yıllar Türk güreşine hizmet verdik. O da yağlı güreşin en başarılı isimlerinden. Onu da Allah yolunu açık etsin. Yine dediğimiz gibi Serik güreşlerini gelemeyenler Tekme TV, Koza TV, Çanakkale TV ekranlarından izleyebilecekler. Evet, bugün gerçekten reis Burhan Şeker ve ayrıca Özkan Yılmaz'ın uzun yıllar sponsorunu yapmıştı. Bugün Özkan Yılmaz yapıyor ve tabii Şaban Yılmaz'ın teşekkürleri vardı kendilerine. Sailors Beach otel sahipleri de sevgili reis Burhan Şeker ve Ali Şeker'e de, Ali Taze kardeşime de bir kez daha selam ve saygılarımı yolluyorum. Kemer'de Ali Taze varsa bir şey bayatlamaz. Bu slogan da benden kapak olsun Ali Taze'ye. Kemer'de spor denince Ali Taze varsa hiçbir şey bayatlamaz. Bunu Dünya Şampiyonası 17 Güreş Federasyonu'nun Antalya Göynük'te görmüştük Kemer'de. Oradan da selamlarımızı yolluyoruz. Kemer Belediye Başkanı ayrıca değerli kardeşim Ali Taze'ye selamlarımı iletiyorum. Evet,
Türen biraz uzayacak gibi görünüyor. Çünkü Ünal da, Hamza da çok istekli. Şimdi Ünal diyor ki, Çırak ben burada seni yenerim. Hamza da diyor ki, usta ben hanımım ve çocuklarımla buradayım. Aslanlar gibi dadaş kardeşim. İlksel Şahin. Aski spor adına görüşüyorlar. Ustacığım o da çok önemli. Bir de birinci turda enteresan bir kura diyebiliriz aslında. Kendi saha ve seyir üstünde. Kurada bunlar var. Şöyle baktığında birinci turda çok ilginç kuralardan bir tanesi buydu. Ama öbür taraftan bakıyorsun yine Recep Karan, Serhat Balcı uzun yıllar hem milli takımda arkadaşlık yapar ve Ordu Büyükşehir Belediye'de birlikte görev yaptılar. Ama bugün tabii Recep Kara çok değerli bir kulübümüz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un tecrübeli ismi bugün yürüyen taraf Recep Kar oldu. Yavaş yavaş şöyle bir bakalım. Mehmet Usta'm kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sizleri tebrikliyorum. Bizleri güreşe doyduğunuz için çok teşekkürler. Bursa'dan tüm pehlivanlara Allah derman versin demiş. Yörüklerin temsilcisi Yörük Ferhat abimiz. Buna da buradan selam olsun. Üstü kaftan büyük usta. Sizleri otobüste izliyorum akıllı telefonumla. Yine harika bir organizasyon. Emeği geçenleri kutluyorum Sayın Çelik. Kolay gelsin demiş. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yayın kurulu başkanım sevgili Hüsnü Kaftan, TRT'nin duayeni. Tabii ben de onun yayın kurulu yardımcısı olarak federasyonda selamlarımı iletiyorum. Değerli spor müdürüm Şaban Yılmaz Başbeylivan'ım, hemşerim adına yakışır bir kalıcı hizmet olmuş. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Kurtköy'den selamlar, izliyoruz. Dursun Yavuz babamla birlikte demiş. Selamlar olsun. Değerli güreşseverler, bugün gerçekten şimdi puanlamaya iki tane önemli isim. Bir tarafta sevgili Hamza Köseoğlu, diğer tarafta Ünal Karaman. Güzel bir mücadele, hata yapanın kaybedeceği. İkisi de puanlamada dikkat ederseniz son derece dikkatli, hata yapmak istemiyorlar. Evet. Çorum'dan, Osmancık'tan Hacı Yaşar Aksu dualar ve selamlarımı yolluyorum demiş. Yine Erdek'ten Johnson Enver lakaplı Enver abimiz bizleri seyrediyorlarmış. Evet, Hasan Ergin pehlivan, o da selamlarını yollamış. O da bugün burada, Hasan Ergin. Değerli güreşseverler. Evet, Ünal Karaman Hamza Köseoğlu mücadelesi birinci turun son puanlama mücadelesi. Değerli güreşseverler, Askin'in iki tane yiğidi Ünal Karaman ve Hamza Köseoğlu. Bakalım ikinci tura son gelen baş pehlivanımız hangisi olacak? Ama onun dışında Hasan Cengiz, Recep Taslığı, Seçkin Numan, İbrahim Çoraman'ı, Ahmet Selbes, Süleyman Aykırı'yı, Yusuf Can Zeybek, Hamza Özkaradeniz'i, Faruk Akkoyun'u, Serkan Sertürk'ü, İsmail Balaban, Osman Özgün'ü, Kürşat Şevki Korkmaz, Gökhan Arıcı'yı, Hüseyin Gümüşalan, Ramazan Bircan'ı, Menderes Saltık, Mustafa Batu'yu, Nedim Gürel, Onur Şeneli, Fatih Atlı, Turan Balaban'ı, Süleyman Başar, Enes Doğan'ı, Mustafa Aslan, Orhan Okulu'yu, Ali Yanat, Mali Rıza Kaya'yı, Serhat Gökmen, Aşah Ali Kurt'u, Mustafa Taş, İsmail Koç'u, Özkan Yılmaz, Fatih Çakıroğlu'nu, Abdullah Güngör, Ahmet Kavakçı'yı, Recep Kara da Serhat Balcı'yı geçerek ikinci tura isimlerini yazdırmışlar. Değerli güreşseverler, ikinci turun son mücadelesi. Bakalım ikinci tura hangisi gelecek? Ünal Karaman mı yoksa Hamza Köseoğlu mu? Dediğim gibi Askin'in iki tane yiğidi Ünal ve Hamza Köseoğlu. Evet, o. Evet, hakem hocalarımız orada düdüğü çalmışlardı. Tabii Hamza orada bir, evet, hakem hocamızın şu anda da elini görüyorsunuz. Evet, bir anda kızıştı. Kuleye kadar geldi. Düdük çaldı ustacığım orada. Ünal Karaman, evet. Tekrar görebilir miyiz acaba? Neye kızdı Ünal? Hemen Hamza Köseoğlu da bunu fırsat bildi. Dikkat ederseniz dinleniyor. Aslında kenardan gelip de böyle müdahale etmenin bir anlamı yok yani şimdi. Bırak dinlensin adam orada. Allah Allah. Balı, Ünal'ı kızdıran pozisyonun nedenini. İç kasnakta işte burada. Hayır, bunu da anlayamadık. Aslında düdük duyana kadar Hamza Köseoğlu, Hasan Ergin
Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu, bunlar çok önemli, değerli arkadaşlarımız. Değerli dostlar, Hasan Ergin güzel bir mesaj yollamış. Sayın Çelik demiş, değerli Mehmet abim, Ankara'nın yaptığını Samsun yapamadı. Lafın özü şu, Samsun Büyükşehir Belediye, Samsun ili Ankara'nın yapamadığını, Samsun'un yapamadığı Ankara Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz Şaban Yılmaz için demiş. Ama bu arada müthiş şöyle bir yanbaşı aratmadı ve Hamza Köseoğlu burada devam diyor ama açıldı. Ünal açıldı. Bakalım kim galip? Evet, Hamza Köseoğlu çok tartışmalı. Ünal da kendisinin galip geldiğini ifade ediyor. Kuleye bir bakıyor. Bir bakalım diyor. Var var, çünkü çayırda olay var. Tartışılması gereken bir pozisyon var. Değerli güreşseverler. Önce bir tek daldı Hamza Köseoğlu. Şöyle bir yere indirdi ama burada avantajını kaçırmıştı. Şimdi bir kez daha yükleniyor Hamza Köseoğlu. Ama bu pozisyonda dengeli Hamza Köseoğlu. Evet, meydanın verdiği karar son derece doğru. Çünkü Hamza Köseoğlu o pozisyonda sırtı yerde görmüyor. Ama açabiliyor Hamza Köseoğlu'nu.